Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Tuzla Belediyesi bünyesinde düzenlenen kitap fuarı Aşk ile Oku'da çok mühim bir durum yaşandı. Bu fuara terör ve güvenlik uzmanı Sayın Mete Yarar da katıldı. Katıldığı fuarda konuşan Mete Yarar, Türk SİHA'larının gizli ve en kritik gücünü ilk kez açıkladı. Bugün bu gelişmeyi öğrendiğim gibi sizler için bir video hazırlamak istedim. Aslında durum yine bizim yaptığımız diğer Türkiye'nin gizli projeleri başlıklı videolarımızla aynı. Bazıları bizi Türkiye'nin sırlarını paylaşmakla suçlasa da olay hiçbir zaman o şekilde değil. Seminerde konuşan terör ve güvenlik uzmanı Sayın Mete Yarar, Türk SİHA'larının gizli özelliği için aynen şöyle söylüyor. Gökyüzünde uçan SİHA'ları karıştırabilmek için yerden, havadan, uydudan binlerce kafa karıştırıcı sinyal gönderiliyor. Bildiğiniz hackerlar bilgisayarlarınızı ele geçiriyorlar. O bilgisayarları havada kilitlemek için uğraşıyorlar. İşte onu geçirmeyecek yazılım SİHA'nın aslında gizli gücüdür. Mete Yarar'ın da açıklamalarından anlayacağımız üzere birçok kez Akıncı gibi önemli İHA'larımıza binlerce sinyal gönderilerek düşürülmeye çalışıldı. Ama bugüne kadar henüz bir tane bile Akıncı İHA'nın düştüğü görülmediğine göre bu girişimlerin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. İşte bu binlerce sinyale rağmen yoluna devam edebilmesini sağlayan en önemli faktör yerli ve milli yazılımlarımızdır. Değerli izleyenler, şunu bir kez daha tekrarlayıp videoya geçmek istiyorum. Sıkı takipçilerimiz bilecektir. Biz yaptığımız gizli proje videolarında hiçbir zaman herhangi bir gizli bilgiyi paylaşmıyoruz. Zaten paylaşabilmemiz de mümkün değil. Haliyle gizli bir bilgi olduğu için bizim de bilmemiz imkansız. Zaten çoğu projenin yazılım kısmının gizli olduğunu defalarca vurguladık. Mete Yarar da aynı konudan bahsediyor. Bir projenin en gizli yanı yazılımlarıdır. O yazılımlarda projenin A'dan Z'ye bütün bilgileri bulunmakta. Haliyle o yazılımı ele geçirdiğiniz takdirde sistemin en zayıf noktalarını tespit etmiş olursunuz. Aslında tespit etmenize bile gerek kalmaz. Yazılımlarında birkaç ufak değişiklikle, özellikle insansız sistemlerin kendilerini imha etmelerini ya da hareket halindeyken devre dışı kalmasını sağlayabilirsiniz. O sebeple yerli ve milli yazılımlar üretmemiz ve bu sistemlerde onları kullanmamız aslında basit ve önemsiz gibi gözükse de projeyi ortaya koyan ana unsurlardan bir tanesi. Belki de en önemlisi. Yazılımı yerli olmayan bir sisteme yerli demek bile abes kaçacaktır. Çünkü sisteminizin bütün verileri yazılımını geliştiren yabancı bir ülkenin elinde. Herhangi bir savaş durumunda onların izni ve haberi olmadan hiçbir adım atamazsınız. Yazılımını dışarıdan aldığınız bir sistemin size hibe edilmiş olduğunu düşünmek daha doğru olacaktır. Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzeniyle beraber savunma sanayimizden günlük yaşamın en basit noktasına kadar, örneğin şu anda bu videoyu izlediğiniz telefon, bilgisayar, tablet ve benzeri aletlerin yazılımları olmasaydı şu anda aktif olarak bunlardan hiçbirini kullanamıyor olurduk. Telefon, bilgisayar gibi aletleri geçtim, hepimizin evinde bulunan buzdolabı ve çamaşır makinesinde dahi yazılımlar bulunmakta. Bütün fonksiyonları yerine getiren tek ve ana unsur yazılımdır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Mustafa Varank, genç kardeşlerimize yazılım öğretebilmek için bazı şehirlerimizde okullar açtıklarını duyurmuştu. Bu sayede 2023 yılına kadar yüzlerce yerli yazılımcı yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğer sizlerin de çocukları, kardeşleri varsa teknoloji ve bilgisayarla arası iyi olan, bu okullara yönlendirerek hem yabancı dil öğrenmelerini hem de yerli ve milli bir yazılımcı olmalarını sağlayabilirsiniz. Devletimizin bizlere sunduğu bu tarz kritik öneme sahip imkanlardan olabildiğince faydalanmalıyız ki bizlerin de devletimize ve milletimize bir katkısı olsun. Konumuza dönecek olursak, yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır. Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller mevcuttur. Bunlardan bazıları Pascal, C++ ve Java'dır. Karmaşık yazılımları geliştirmek ve bakımını yapmak çok masraflı ve zordur. Bu yüzden yazılımlar, yazılım mühendisleri tarafından nizami olarak planlı bir proje şeklinde geliştirilmektedir.
Bu nizami geliştirme planına yazılım geliştirme süreci adı verilmektedir. Yazılım geliştirme süreci, zamanlamaya dayalı içerik olarak bölünmüş ve görselleştirilmiş aşamalardan oluşmaktadır. Bu sayede yazılım adım adım ve planlı bir şekilde geliştirilmektedir. Bu aşamalar birbirleriyle bağlantılı olarak geliştirilmektedir. Zamanında Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar katıldığı bir konferansta bütün elektronik, yazılımı, tasarımı, beyin sistemi bize ait olacak şekilde Bayraktar TB2'yi 2014 yılında yaptık. Bu %93 yerli katılımla gerçekleşti şeklinde konuşmuştu. Yani buradan da anlayacağımız üzere az önce de bahsettiğimiz gibi Bayraktar TB2'lerin ve diğer SİHA'larımızın gizli tutulan yazılımları yerli ve milli olarak üretilmiş durumda. Neden gizli tutulduğunu da hepinizin yeterince anladığını düşünüyorum. Yüksek ihtimalle geçtiğimiz aylarda patlak veren savunma sanayi hırsızlığının ana hedefi de yerli ve milli sistemlerimizin yazılımları üzerineydi. Unutulmamalıdır ki bu söylediğim sadece benim şahsi düşüncem. Bunun üzerine herhangi bir belge yayınlanmadı veya açıklamada bulunulmadı. Ama bu kadar yüksek paralara satılabilecek tek bilginin yazılımsal olduğunu düşünmek oldukça mantıklı gözüküyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.